Yolun başındaki üniversite adayları için şimdiki durağımız Gaziantep. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden konuğum, rektör danışmanı ve görsel iletişim tasarımı bölüm başkanı Profesör Doktor Edibe Sözen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle koştur koştur heyecanla öğrencilerin heyecanını paylaşıyoruz bu süreçte. Siz de aynı şekilde. Evet, ben mesela bu sabaha karşı geldim, Gaziantep'teydim. Tercih ve tanıtım günlerimiz var üniversitemizde. Yani size taze taze Gaziantep ve üniversite haberleriyle, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin haberleriyle de gelmiş oldum. Hoş geldiniz. Şimdi Gaziantep bir öğrenci şehri desek artık deriz rahatlıkla. Yani 4 tane üniversite var. Tabii nüfusu da giderek artan bir şehir, biliyorsunuz. Yani son 2 yılda gelen muhacir Suriyelilerle beraber şehrin nüfusu arttı. Tabii 4 ayrı üniversite var ama tabii bizim üniversitemiz liselerden bu yana bir geleneği de var. Yani orada eğitim kurumlarını yerleştiren bir vakıf üniversitesi aslında. Daha önceden de öyle bir lise tecrübesi, ortaokul, ilkokul eğitimde öyle bir tecrübesi var üniversite sahiplerinin. Bunun üzerine bir üniversite inşa edildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Bir kampüs üniversitesi. Hı hı. Biz tabii çok kabaca hep kampüs üniversitesi diyoruz ama kampüs üniversitelerini iyi tanımlamak gerekiyor. Yani bir şehir hayatı gibi öğrencilere bir alan açıyorsunuz. Bu alanda öğrencilerin psikolojik, sosyal, çevresel, hı, estetik, kente dair bir takım imkanları da sunuyorsunuz ve öyle bir üniversite hayatı vaat ediyorsunuz öğrencilere. O yüzden çok güzel bir kampüsümüz var. Yeşili, doğası, rengi, estetik mimarisi, bir takım sportif alanları, barınma imkanları, yeme içme alanları ve tabii ki üniversite içerisindeki sosyal, entelektüel faaliyetlerini destekleyici, her türden ihtiyaçlarını karşılayıcı bir alan, bir entelektüel alan. Tabii bu alanın içeriğini biz özellikle üniversitede sürdürülebilir politikalarla, verimliliği esas alan politikalarla ve tabii ki üniversitenin büyümesini, yani bizim için önemli olan dünya listelerinde ön sıralara yerleştirmek üniversitemizi, hı hı, büyümeyi hedef alan politikalarla da sürekli destekliyoruz, besliyoruz. Öğrencilerimizin her geçen sene ilgisi gerçekten çok yüksek oranlarda, geometrik bir şekilde neredeyse artıyor diyebilirim. Nasıl öğrenciler var peki? Yani şu anki öğrenci profili nedir? Daha çok bölgeden, yakın coğrafyadan mı gelirler? Şimdi tabii 20 il tarafından çevrelenen bir şehir Gaziantep. Bir de tabii bölgede ayrı bir önemi var. Bir yatırım şehri, organize sanayi bölgesinin olduğu bir şehir, altıncısı kurulacak kültürler olan. Kültürler arası buluşmanın da yaşandığı. Tabii kadim medeniyeti benim için çok daha önemli, evet, olan, bir özellik. Kadim medeniyeti temsil eden bir şehir. Yani modern dünyayı, kadim kültürleri, Orta Doğu'ya açılan kapıları, köprüleri, batıya açılan kapıları, ihracat oranıyla beraber böyle bir şehir. Yani bu anlamda çok önemli. Burada öğrencilerin elde edeceği yerel birikim hakikaten dünyaya açılan bir anahtar, bir kapı niteliğinde aynı zamanda. Gaziantep'te gezdiğiniz andan itibaren zaten bilgi üretmeye ve o bilgiyi güncellemeye başlıyorsunuz. Tıpkı üniversitenin görevinde olduğu gibi. Biz üniversiteyi öyle tarif ediyoruz gençlere. Diyoruz ki burada bilgi üretilecek, üreteceksiniz, hep beraber üreteceğiz. Ve bu bilgiyi de güncel hale getireceğiz. Sonra tabii paylaşacağız. Güncel hale getireceğiz. Evet. İşte bunu ülkesel kalkınmada, dünyanın sorunlarına çözüm bulmada, yerel sorunların çözümünde, toplumsal meselelerin çözümünde kullanacağız. Hı-hı. Bu bilgiyi de kullanmak tabii bir pratik iş. O bakımdan bir yandan entelektüel birikim, öbür taraftan da bu birikimi nasıl kullanacağız, hı hı, şeklinde iki ayrı politikamız var. Bu politikaları her geçen zaman içerisinde güncelliyoruz. Öğrencilerimiz kendileri de aynı zamanda eğitim sürecinin içerisinde, yani eskiden klasik eğitim sisteminde, klasik üniversite sisteminde sadece üniversite üretirdi politikayı da, eğitim biçimi, öğretim biçimini öğrenci de. Öğrenci biraz daha ama pasif. Ama şimdi öğrencilerimiz tabii şimdi ki daha aktif rolde. Çok daha aktifler. 50'den fazla dernekleri var, kurmuş oldukları sosyal dernekleri var ve bunlar aktif olarak çalışıyor. Çünkü artık tüzükler, bunlara ilişkin hazırlanan yönetmelikler, hı, zaten öğrencilerden bunu istiyor. Artık öğrenci bizden beklemiyor. Öğrenci kulüplerinden bahsediyorsunuz. Öğrenci
öğrenci kulüplerinden evet. bahsediyorum. Evet. Bir takım tabii bunlar şey olarak da kurgulanabiliyor. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak da değerlendirebiliriz. Öğrenci kulüpleri gerçekten çok etkili. Yani size bağlı kalmadan işte çok sevdikleri bir yazarı, bir şairi, bir iş insanını, iş kadınını, iş adamını davet ediyorlar. Onun tecrübelerinden istifade etmek istiyorlar. Onun yeteneklerine vakıf olmak istiyorlar. Bunun yanında biz üniversite olarak zaten her sene ortalama, belki çok abartılı gelecek ama 200'ün üstünde sosyal kültürel faaliyet yapıyoruz. Bunların bir kısmı uluslararası, bir kısmı ulusal, bir kısmı yerel. Yani amacımız üniversiteyi küresel dünyanın yöntemleriyle, toplumun geneliyle yani ulusal bir yöntemle ve yerelde yani özellikle Gaziantep'in tecrübesini kullanma noktasında onları bir şekilde öğretim sürecine dahil ediyoruz. İşte, çok da memnunlar. Evet. Şimdiye üniversitenin kadar, bulunduğu şehir de çok önemli etkileşim açısından. Şehir üniversiteyi etkiliyor, üniversite şehri etkiliyor. Bunlar birbirleriyle çok ciddi bir diyalog halinde. Evet. Şimdi mesela 3-4 sene önce öğrencilerimiz sahaya inip İşte meslek erbaplarıyla kendileri görüştüklerinde bir takım ödevler çerçevesinde ya da işte bir rapor hazırladıkları zaman onlarla görüşme yaptıklarında ilk başta biraz çok aşina olmadıkları için niye yapıyorsunuz bunu falan gibi sorular soruluyordu. Fakat şimdi artık gerek meslek erbabı gerek sanatkar çünkü o anlamda artık dünyada ortadan kalkmış mesleklerin de bir anlamda temsilcilerin olduğu bir şehir. Yani işte bakırcılar, Yemen yapıcılar veyahut da işte çok küçük detay el emeğine dayalı veya el işi yapan kadınlarla karşılaştıklarında artık çok rahat anlatıyorlar. Meslek sırlarını anlatıyorlar. Bu işin nasıl bir ustalık ve çırak ilişkisine dayalı olduğunu hayatın anlatıyorlar. Hayatın içinden de aslında evet, öğreniyor. Hayatın içinden de tabii oluyor. Ben birazcık daha beşeri bilimler noktasında bakıyorum. Yani önemli olan toplumun daha iyi bir noktada olması, gençlerin daha ideal bir dünya peşinde olmaları, daha idealize edilmiş bir toplum peşinde olmaları, bunların çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani üniversite eğitimi tabii ki çok güzel. Bireysel değil aslında. Yani bu aldıkları tabii. eğitimle kolektif faaliyetlere katılma noktasında tabii ki biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani sanayiyle iç içe olan bir şehir, küresel dünyaya birçok şey armağan edebilecek bir şehir. Yani kadınların el emeğinden tutun da işte bakırcıların dünyaya pazarladığı bir marka, bir Türkiye markası. Bunun dışında tabii ki sanayide işte üretilen halısıydı, tekstiliydi, düğmesiydi, ayakkabısıydı, her neyse. Bütün bunlar eyvallah çok güzel ama bir de tabii oranın sosyal bir sermayesi, kültürel bir sermayesi var. Onu da artık önümüzdeki yıllarda dünya onlara da muhtaç durumda. Çünkü nerede bir insani sorun varsa orada mutlaka beşeri sermayeyi de götürmek lazım. Tıpkı yardımlarda olduğu gibi, tıpkı afetlerde Türkiye'nin dünyanın her yerine gitmesine de olduğu gibi üniversitelerimize bu bir yönüyle sosyal sermayeyi, kültürel sermayeyi de geliştiren alanlar olarak değerlendirilmeli. Şimdi tabii kampüste, kampüs hayatında biz öğrencilerimizin hayat kalitelerine çok ehemmiyet veriyoruz. Onların hayat kalitesinin iyi olması, tıpkı bir ülkenin de yaşayan insanların hayat kaliteleri gibi iyi olması, onların gelecek noktasında karar verme süreçlerini çok yakından etkileyecek. İyi meslek seçmelerini çok yakından etkileyecek. İyi bir dünya idealini çok iyi etkileyecek. O bakımdan biz hayat kalitesini arttırıcı her türlü tedbiri alıyoruz. Şu an itibariyle 3000 üzerinde öğrencimiz var. Bunların neredeyse %10'u yabancı öğrenci. Kaçıncı sene şu an üniversitede? İlk mezunumuzu bu 2015 senesinde verdik. Bundan sonra artık diğer mezuniyetler bekliyor öğrencileri. Bu sene 1000'in üzerinde öğrenci alacağız. Gerçekten üniversiteye geldikten sonra öğrencilerin mutluluğunu görmek bizim için hakikaten çok önemli. Bu sene yeni açılan bölümler de var. Onları hatırlatalım mı? Eğitim fakültesi içerisinde okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği. Bu sene Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitim fakültesine iki bölüm ekleniyor. Bir de bir bölümünüz daha var. Bölümlerimizi biliyor herhalde öğrencilerimiz değil mi? Hatırlatalım onu ama yeni açılan bölümlere özellikle dikkat çekmek istedim. Meslek Yüksekokulu'nda da anestezi programı bu yıl ilk defa öğrencisi oluyor. Acil yardım programı var, anestezi var, hemşirelik var. Onlar da bu sene bunlar oluyor. Tabii bölgede çok yani bir an önce eğitim alıp hemen hayata
atılmak isteyen öğrenciler için gerçekten çok önemli. Hemen kabaca söyleyelim, 5 tane fakültemiz var. Sağlık Meslek Yüksekokulu gibi, yüksek okullarımız da var. İşte bunların içinde hemşirelik mesela bölgede, işte öğretmenlik mesleği kadar çok önemli ve acil mesleklerden biri. Aslında hala Türkiye genelinde öyle. Acil yardım biliyorsunuz çok önemli. Yani sağlığın ilk adımında bu bizim karşımıza çıkıyor. İyi bir acil yardım uzmanı bir hastanın ya da hastaların hayatını ne yapabiliyor? Gerçekten çok iyi bir şekilde, çok iyiye döndüren bir şekilde etkileyebiliyor. 5 tane fakültemiz var. Eğitim fakültemiz var, mühendislik fakültemiz, hukuk fakültemiz. Bunun yanında Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemiz. Tabii çok önemli, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi altında benim de bölüm başkanlığını yaptığım görsel iletişim tasarım bölümünü geçen yıl açtık. Biraz anlatır mısınız diyeceğim. Anlatacağım çünkü hakikaten çok heyecanlı. 30 kişilik bir kontenjanı var bölümümüzün. Tasarım bölümü diğer bölümlerle mukayese edildiğinde staj yapma olanakları açısından, iş bulma imkanı açısından gerçekten çok önemli. Biz zaten bütün bu kaynakları düşünerek, elimizdeki kaynakları düşünerek bu bölümün altyapısını birkaç sene içerisinde hazırladık. Gerek dersleri itibariyle, dili Türkçe, ama isteyenler tabii hazırlık okuyup İngilizcelerini geliştirebilirler. Bir kere bizim özellikle medya dünyasıyla, yani gazete, televizyon, dergi, bölgedeki çıkan gazete ve televizyon ve dergilerle çalışma noktasında çok ciddi protokollerimiz var. Hatta daha önceden de bu programlar çerçevesinde izah edildi. Bir kooperatif sistemimiz var. Yani 8 yılda bitirmesi gereken öğrenciler 8 dönemde, evet, 7 dönemde bitirip geri kalan dönemlerini tamamıyla staj için harcayabiliyorlar. Ve biz görsel iletişim tasarımı bölümü olarak öğrencilerimizi derhal radyo, televizyon, gazete, dergilere yönlendirip orada stajlarını ağırlıklı çok tanımlayabiliyoruz. Ağırlıklı grafik tasarım eğitimi mi alıyorlar yoksa her görsel türlü, iletişim tasarımı her türlü deyince? Tabii bir tasarım. Hı hı. Yani tasarımın nasıl yapılacağı noktasında kültürel dersler, dijital öğrenmeyi sağlayan dersler, işte web tasarımı, bunların içinde detay olarak var. Her yönüyle tasarımı öğreniyorlar. Yani bir reklam dünyasının tasarımı, medya dünyasının tasarımı, yeni bir birimin, kurumun, üniversitenin, okulun tasarımı, yani her alanı kapsayan bir yaklaşım var tasarım bölümünde. Hı hı. Biliyorsunuz 21. yüzyılın dünyası zaten tasarlayabildiğiniz kadar yaşayabildiğiniz bir dünya. Hı hı. Eğer tasarlayamıyorsanız hayat kalitenizi de bir şekilde düşürmüş oluyorsunuz. O bakımdan öğrencilerimiz çok hevesli. Hemen bir dergi çıkarmaya başladık. Daha bir yılını tamamlamadan bölümümüz. Oradaki kültürel faaliyetleri anlatıyoruz. Kampüs içindeki kültürel hayata dair neler oldu, neler bitti. Onlardan bahsediyoruz. Röportajlardan bahsediyoruz. Gaziantep'e ilişkin özel insanların bilmek istediği bir özel habercilik yolunda haberler yapıyoruz. Şimdi yeni bir televizyonumuz var. Periskop denilen bir canlı yayın, evet, akımı var biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de herkesin özellikle merak ettiği Web TV'den sonra daha gelişmiş bir şeydir bu sistem. Mesela bunun üzerinden hemen kısa röportajlar yapıp yayınlıyoruz. Yani Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bir TV'sini hem oradaki çalışan arkadaşlarımız bölümde, hem de çok hakikaten bu konuya kendini adamış öğrencilerimiz bunları hayata geçiriyorlar. Bir de tabii şu da çok önemli. İçinde yaşadığımız dünya çok ilginç. Artık profesyonellerin ürettiklerine dikkat kesilen bir dünya değil. Doğru. Tam tersine amatörlerin yer aldığı ve onların akımı başlatan, ses getiren, orijinal bir bırakan şeyleri tasarlayanlar, doğru, aslında amatörler. Hı hı. O yüzden biz öğrencilerimize hakikaten çok güveniyoruz, ama güvenimizde de çok haklıyız. Öylesine güzel tasarımlar getiriyorlar ki, yani üzerinde profesyoneller çok uzun zaman uğraşsalar herhalde o kadar
can alıcı noktaları bulamayabilirler. Anadolu'daki üniversiteleri gezerken o öğrencileri görüyorum zaten. Yani biraz bazı şehirlerin, İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlerin çok fazla dışarıda aktivite olduğu için caydırıcılığı olabiliyor. Çok birbirleriyle diyalog halindeler. O gibi baş başa kalıyorlar, bir aradalar. O bir aradalığın ürünleri işte, dönüşmeye başlıyor, evet, iletişim çıkmaya başlıyor. Çok, tabii çok etkili bir iletişim ortamı var kampüs hayatında. Barınması orada, yemesi orada. Hocalarıyla orada çok rahatlıkla görüşebiliyor. Yani herkesin bir şeyi var. Bir de tabii ki hoca başına, bir akademisyen başına aşağı yukarı 15 tane öğrenci düşüyor. Ve bu da çok önemli. Yani ne hocayı yoran ne de öğrenciyi işte sıra beklemekte zorlayan bir şey. O bakımdan bu diyaloglar çok açık. Çok iyi iletişim imkanlarını hakikaten çok iyi bir şekilde kurguluyoruz. Evet. Profesör Doktor Edibe Sözen bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Programın sonuna geldik. Kaçırdığınız programlar için yolunbaşındayken.tv adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca orada üniversiteleri, bölümleri karşılaştırmak isterseniz sizler için hazırladığımız yazılımlarımız var. Ziyaret ediniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.